Mercedes takımı Formula 1 teknik departmanında yeniden yapılanmaya gittiğini ve teknik direktör James Allison'ın günlük sorumluluklarından uzaklaşarak farklı bir rolde görev alacağını duyurdu. 2017'nin başında Mercedes'e katılan Allison, 1 Temmuz'dan itibaren Mercedes'in yeni teknik bölüm başkanı olacak ve uzun vadeli stratejik planlamalardan sorumlu olacak. Fakat artık teknik direktörlük görevini üstlenmeyecek ve haliyle gündelik rollerinden uzaklaşmış olacak. Bu görev değişikliğiyle beraber mevcut teknoloji direktörü Mike Elliott da Allison'ın yerine teknik direktör rolüne geçecek. Daha önce Renault ve McLaren'de çalışan Elliott, 2012 yılında Mercedes'e aerodinamik şefi olarak katıldı ve daha sonra 2017 yılında mevcut pozisyonuna geçiş yaptı. Gümüş oklar, değişimin mevcut aracın performansıyla ilgisi olmadığını, aksine 2022 kuralları öncesinde daha uzun vadeli planlar yapabilme stratejisinin bir parçası olduğunu duyurdu. James Allison'ın Mercedes'le olan teknik direktörlük anlaşması 2021 sonunda bitiyordu. Takım patronu Toto Wolff, Allison'ı takımda tutmaya devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi ve ekledi. 2017'de Mercedes'e katıldığından bu yana James takımımız için olağanüstü bir teknik lider oldu ve performansımıza muazzam bir katkıda bulundu. Sahip olduğu büyük tutku ve kararlılığı, detaycı uzmanlığı ve olağanüstü ahlaki karakteriyle birleştirdi. Bir süredir teknik direktör olarak yürüttüğü görevin bu yılın sonunda sona ereceğini biliyorduk ve onu motorsporları ailemizde tutabilmek adına bu yeni role sahip olduğumuz için çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda benim için önemli bir fikir partneri olacak ve birlikte başarmamız gereken hala çok şey olduğunu biliyorum. Allison başkalarının yükselmesini engellemek ve önlemek yerine yeni bir pozisyona geçmek için doğru zamanının geldiğini söyledi. İnsanların bu spordaki üst düzey rollerde belirli bir ömre sahip olduklarına inanıyorum. Ayrıca hem organizasyon hem kendim için bayrağı devretmek adına doğru zamanın geldiğini hissederek direktör rolümden ayrılmayı seçtim. Teknik direktör olarak geçirdiğim bu 4,5 yıldan çok büyük keyif aldım ve bu süre zarfında ekibin teknik çalışmalarını yönetmek gerçek bir ayrıcalıktı. Diğer yandan Red Bull'un sezona çok iyi başlaması Mercedes'i daha fazla güncelleme yapmaya itmiş durumda ve Toto Wolff mevcut durum göz önüne alındığında 2021'den vazgeçmeyeceklerini söyledi. En uygun çözümü bulmak gerçekten çok zor. Önümüzdeki sezon daha rekabetçi olma umuduyla bu sezondan vazgeçemezsiniz. Yani bunu yapmak size fayda getirmez. Sanırım herkes 2021'den 2020'ye geçişte güç üniteleri de dahil olmak üzere araçlarıyla ilgili çalışmalarda bir orta yol bulmaya çalışacak. Durum herkes için çok zor olacak. Fakat şu noktada bu yılki araca özellikle odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda geride kalmış durumdayız. Bir yılı kaybetmek istemiyoruz. Fakat bunu yaparken gelecek yılı da kaybetmek istemiyoruz. Yeni araç üzerindeki çalışmalar gecikirse sadece bir yıl için değil uzun süre için liderin gerisine kalabilirsiniz. Yani doğru bir çözüm bulmaya ihtiyaç duyuyoruz.